Gel buraya gel. Doğruymuş demek. Gazetede o boy boy çıkan rezil haber doğruymuş. Dedikleri gibi sen Tarık'ın... Benim dilim varmıyor söyleme. Maşallah senin yüzün kızarmıyor. Cengiz Bey siz ne diyorsunuz? Şimdi ağlayacak mısın? Yap et ondan sonra da zırla. Yok öyle kızım. Bak ben senin iki katın yaşındayım. Neler yaşadım gördüm. Ben Tarık değilim. O mağdur edebiyatıyla parmağında oynattığın adamlara da benzemem. Ben öyle bir şey yapmadım. Kızım, senin niyetin okumak değil. Senin derdin başka. Bizim evimize kadar geldin. Boynunu büktün. Ben okumak istiyorum demedin mi? Demedin mi? Dedin mi? Demedin mi? Tamam o zaman. Bu ne rezillik ha? Sen Tarık'la Meltem'in sözlü olduğunu bilmiyor musun? Ben bir şey yapmadım. Yalan söyleme. Senin derdin okumak olsaydı böyle olmazdı. Sen köyden gelmişsin. Oh, sırtına Tarık'a dayamışsın. Ne âlâ! Yemin ederim ben öyle... Kızım, bu ülkede yurt yok mu? Böyle mis gibi evde oturuyorsun. Diyelim ki Tarık iyi niyetiyle sana bir ev tutmak istedi. Demiyor musun? Ben yurtta kalırım, önemli değil. Ben istemiyorum. He? Tabii, ailesinden uzakta okuyan bir sürü çocuk var. Senin özelliğin ne? Tabii hanımefendi dolmuş otobüse de binmez. Tarık Bey onun özel şoförü. Değil mi? Bak kızım. Ben evlatlarımı kimseye yedirmem. Anlıyor musun? Yuvasını yıkmana izin vermem. O ezik yüzünden Tarık'ı kaybettiğim yetmedi. Bir de koruyucu meleğini saldı üstüme. Siz kimsiniz ya? Ezikler! Ezikler sürüsü. Bu yaptıklarınızın bedelini ödeteceğim hepinize. Mahvedeceğim hepinizi, mahvedeceğim. Görürsünüz siz. Ne olursa olsun, sana ve aşkıma sahip çıkacağım. Bizim için yepyeni bir hayat kuracağım. Kimsenin gücü yetmeyecek bizi ayırmaya. Kimse. Oğlumun yakasından düşeceksin. Oğlumla gelinimden uzak duracaksın. Haddini bileceksin yani. Cengiz Bey yeter. Allah'tan korkun. Sandığınız gibi bir şey yok ortada. Ben yerimi de yurdumu da haddimi de gayet iyi bilirim zaten. Ben sadece okumak için köyden şehre gelmiş bir kızım. Hah ben... şöyle. Boş bir hayale kapılıp unuttuysan bunları hatırlatmaya geldim ben. Tarık benim oğlum. Geçici bir heves yüzünden hayatını yakmasına izin vermem. Ben ne dersem diyeyim siz inanmayacaksınız zaten. Ama sadece şunu bilin. Tarık Bey de ben de yanlış hiçbir şey yapmadık. Tamam uzatma kes. Tarık ne kadar para veriyordu sana? Anlamadım. Burs diyorum kızım burs. Bu kadar yeter mi? Sultan, Cengiz Bey odasında mı? Hayır çıktı. Aslında çıkalı bayağı oldu ama henüz geri gelmedi. Nereye gittiğini de mi söylemedi? Hiçbir şey söylemedi. Allah Allah. Öyle habersiz çekip gitme adeti de yoktur ama. Meltem odasında mı? O da Cengiz Bey'in peşinden çıktı. Anladım. Peki sağ ol.